Merhabalar, Udi Rework'ün oynanış fragmanı tam şu an yayınlandı. Yani 21 görüntülenme, o kadar şu an yayınlandı. Yeni Udi nasıl görünüyor? Gelin birlikte inceleyelim. Oynanış fragmanı deyince ben dilsiz olur diye düşünmüştüm. LoL Türkiye'yi de kontrol edelim. Olmadı, belki biz incelerken gelir Türkçesi. Henüz Türkçesi yok. Oynanışta neler oluyor bakalım. Yaralı bir vücudu var öncelikle. Bayağı savaş yaralarıyla kaplı ve bugüne kadar önden gösterdikleri şeylerle uyumlu bir tipi var. Aha, Ornn formu. Ayı formu Ornn formu olmuş. Siz stun atan şeyi Ornn. Volibear formu. Kaplumbağa formu, domuz formu olmuş. Kaldı Nivea. And the cold fury of the phoenix. What? Bayağı detay var aslında, oynanışına dair çok şey görüyoruz. Okey, gayet güzel görünüyor. Udyr'in temel özelliklerini zaten koruyacaklarını söylemişlerdi. Yani form değiştirme muhabbetini söylemişlerdi. Volibear formu, Anivia formu, Ornn formu ve Iron Boar, demir domuz formu şeklinde 4 formu var. İlk olarak Volibear formunu görüyoruz buradaki sinematikte. Normal şu an olan versiyonundaki kaplan formuna denk. Saldırı hız odaklı, çıt vurmaca, demir, domuz, kambur gibi görünüyor. Önden bakışta çok salak durmuş, üzgünüm ama aşırı kötü duruyor. Şu sanki meme gibi duruyor yani. Korkunç kötü olmuş. Ama League of Legends'ta bu tarz modeller çapraz yukarıdan bakmaya göre tasarlanıyorlar. O formda sıkıntı yok diye tahmin ediyorum. Hani orada biraz daha böyle defansif bir boksör formunda görünüyor ama karşıdan bakın, hiç koymasaymışsınız sinematiğe. Sinematiğe böyle bir görüntü koyuyorsanız diğer formlardan koysaymışsınız keşke. Bence bak şurada falan mis gibi ihtişamlı duruyor. Çünkü bu ayrı tasarlanmış. 3D CGI yapılmış burada. Oyun içinden aldıkları biraz kötü durmuş. Ellerinde bir sargı olması sanırım şeyi temsil ediyor. Hatta göğsündeki bu ikonlar da olsun. Udyr daha sonra Lee Sin'le tanıştığı dönemde onunla beraber bir eğitim döneminden geçiyor falan. Bunu direkt oyun içindeki görüntüsüne kadar şey yapmışlar, Lee Sin ve Udyr arkadaşlığını. Şimdi bu yeteneklere tek tek bakmak lazım. Dolayısıyla gelin Volibear formunda neler oluyor görelim. Öncelikle raa diye bir kuduruyor. Onun dışında ekstra bir şey gözlemleyemedik burada şimdilik. Hızlı hızlı vurma. Kaplan formu işte. Ornn formunda rakibe doğru koşturup vurduğunda sersemletiyor. Çok net şekilde görüyoruz zaten. Bakın önce burada Gangplank'i sersemletiyor. Sonra Olaf'ı sersemletiyor. Normal ayı formu olmuş. Ornn formu. Ama orada ekstra detay vardı dediğim gibi. Geleceğiz. Demir domuz formunda kendisine bir süreliğine kalkan oluşturduğunu görüyoruz. Yine kaplumbağadaki gibi iyileşme vesaire de olur belki. Bir gri can gibi bir format olur belki. Çok gri bir görüntüsü var çünkü demir domuzun. Ve son olarak Anivia formunun en havalısını sona saklamışlar tabii ki. Orada mevcut Anka kuşu formunda olduğu gibi etrafına hasar saçmak odaklı olduğunu görüyoruz ama bizdeki Anka kuşunda düz vuruşlarından alan çıkıyordu. Bu sefer direkt kendisini çevreleyen bir AoE var ve daha sonra bunu rakibin üzerine salabiliyor. Udyr'in herhalde takip etmekte olduğu kişiye doğru bu enevi alanı gibi koşturuyor ve bu resmen şeyi sağlayacak. Takım savaşına girdim, millete stun'ımı attım,
Demir domuz formunda kalkanımı alıp kaçıyorum. Kaçarken üzerinize de bu buz fırtınasını yolladım. Takım savaşından belki çıkmama rağmen içeride bir alan hasar bırakabiliyorum. Güzel yani. Hah, seken elektrikleri şimdi burada görebildik. Çünkü development yazılarında böyle bir şey paylaşmışlardı. Bakın dikkatli şimdi. Trundle'a vuruyorken çat çat akşana seken elektrikler onu öldürüyor. Volibear'ın pasifi bu Volibear pençelerinin özelliğinde mevcut. Güçlendirilmişinde. Bakın burada ekstra bir forma geçti. Görüyorum. Hepsinde bir ekstra form görüyoruz. Volibear formunda, Volibear formunun ekstrasında elektrik saçıyor. Demir domuz formunun ekstrasında, bakın şöyle bir ekstra savunma şeyine geldi. Bir kalkan daha alıyor sanırım ya da belki damage yememe alıyor direkt adam. Düz immunity, kulene hasar yemiyorum veya kitle kontrol yemiyorum, o tarz bir şey oluyor. Burada Ornn formunun ekstrasını görüyoruz. Resmen Ornn'un alevlerine dönüşmüş şekilde ilerliyor ve çarpan Morgana Q'sunu direkt yemeyip devam ediyor. Ash ultisini direkt yemeyip devam ediyor. Özetle ayı formunuzda, yani artık Ornn formunuzda milleti stunlamak için kovalarken ekstrasında durdurulamıyor olacaksınız. Bu ekstraları ne kadar sıkta bir kullanabileceği önemli. Ulti gibi olur diye tahmin ediyorum. Böyle ulti ile güç karma gibi. Ulti ile güçlendirdim E'yi bonusa, işte ulti ile güçlendirdim bonus W falan şekli bir format olacak. Bir şekilde bunları bir ekstra kullanımlı versiyonu olacak. Anivia'nınkini görmedik. Anivia'nınki de şey işte. Burada kendi etrafımda çeviriyorum buzları. Sonra güçlü formunda da kendi başına gidiyor falan gibi düşündüm. Acaba mesela voli diyecektim. Udyr bunun içinden çıkarsa bu iptal mi oluyor? Kaç saniye burada kalıyor? Ne kadar süreliğine rakibi takip ediyor? Ekstra bir mana bedeli var mı? Toplam olarak bir mana bedeli var mı şampiyonun gibi? Bir sürü soru işareti bırakmış olmakla beraber kit güzel görünüyor ve ruh bekçisi Udyr. Ruh şeyi Udyr'de de eski formunun korunduğunu görüyoruz. Yani kaplan, anka kuşu, ayı, kaplumbağa şeysinin kaldığını görüyoruz. Ona eskiye bir şey olarak yapmışlar. Referans olarak yapmışlar. Dakikalar geçmesine rağmen Türkçe versiyonu maalesef yayınlanmadı Udyr şeysinin. O yüzden ben hızlı bir çeviri yapayım size. Hikayesel konteksti de almak için. Yakın zamanda bu arada tabii yeteneklerinin detaylarını ve PB'yi de görürüz, bundan da bahsedelim. Vahşiliği içine çek. Hani nefes şeyinde söyledi de düzgün çeviremedim. Zor. Abi şu tipi çok kötü. Önden göstermeyin bunu. Vallahi bak. Şeyi çok havalı böyle, o strongman hani böyle gerçek güçlü adam, hani ben böyle öyle protein tozu şey yapıp jimde böyle basan tip değilim. Ben doğada kütüğü aldım, omzumda taşıdım, hayvanım ben şeyini zaten çok güzel vermişler, bunu daha tasarım sürecinde söylüyorduk. Şu form, bu form meme, resmen meme yani. Bu form alfa. Ayının kuvvetiyle. Hikayede Volibear'la bayağı düşmanlar bu arada. Bakalım o duracak mı? Koçun ivmesiyle. Çok poetik, çok şiirsel konuştuğu için zor oluyor. Domuzun iradesiyle. Bu arada memnun kaldınız mı? Şimdiye dek gördüğünüz yetenek şeyleri ve tasarımından yorumlara yazın. Ve Phoenix'in soğuk öfkesiyle. Anka kuşunun. Fırtınanın öfkesi benden geçiyor. Sarsılmaz. Ruhları
Nefes alıp verin ve savaşın. Gerçekten çok içerisel, anlık çeviriye hiç uygun bir trailer değilmiş, yüzünü dinlememiştim, kusura bakmayın. Ama oynanış görseli olarak ben beğendim. Yani yine temel form değiştirmelerimiz var. Üstüne bu formların bonus özelliklerini ne zaman nerede kullanacağımızı seçiyoruz. Takım savaşının ortasında üzerimize yoğun kitle kontrolü geliyorken Ornn formunu aktive etmek avantajlı oluyor anti kitle kontrolü için. Yoğun hasar geliyorsa Demir Domuz formu. Alan hasarı vermek istiyorsak ve yollayıp kaçmak istiyorsak Anivia formu. Takım savaşının içinde cızır cızır elektriklerimizi saçıp saldırız veya saldırı gücü üzerinden bir şey vurmak istiyorsak Volibear formu şeklinde QWERS'i gerçekten mantığı çok büyük oranda aynı kalmış. Görseller aşırı iyi derecede yenilenmiş. Oynanış oldukça benzer olacak gibi görünüyor. Bu bonus ekstra mekaniğinin nasıl çalışacağı çok önemli. Onun dışında tasarımı gayet iyi olmuş. Strongman yaklaşımı müthiş. Freljord'daki Demigod ruhlarıyla etkileşim modunda yapılmış olması müthiş. Ve son olarak dediğim gibi Lee Sin referansları vesairesiyle hikayesinin öne çıkarılması da hoşuma gitti. Diğer kostümleri falan nasıl görünecek bakalım, artık oynanış fragmanı yayınlandığına göre dediğim gibi yetenek detayları da yakındır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalda son dönem gözünüzden kaçmış olabilecek çok fazla güzel videolar var. Bu destekçi özel videosu olsun. 2 haftada batan oyunun hikayesi çok tatlı bir video oldu bence. O Stray'in 3. bölümü, dövüş oyunu ile ilgili yeni detaylar. Bu hafta böyle bir izlenmeler düşüktü, bilmiyorum artık algoritma mı kızdı bana ya da hepiniz tatilde misiniz, ama ben haber edeyim dedim. Yanaklarınızdan öperim. Bye.